Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renkli ve düz arkadaş bilekliklerinden yapacağız. Ben daha önce bu renkten ve bu renkten gördüğünüz gibi kolumdaki bileklikleri yaptım. Şimdi farklı bir renk seçeceğiz. Mavi ile yapacağım bugün. Kullandığım ipi söyleyeyim. Kartuk markasının organik serisini kullanıyorum. 50 gram olarak satılıyor. Bunun bir topunu da 6 liraya aldım. Şimdi bunları kenara alıp mavi ipimle başlıyorum. Öncelikle kullanacağım ipten 3 tane 180 cm boyutlarında kesiyorum. Daha sonra bu başlangıç kısmı için iki farklı modelimiz var. Tam böyle ortasını aldıktan sonra isterseniz şöyle en kolayı bu şekilde düğüm atıp, daha küçük olacak tabi, bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Şu kısmından bahsediyorum. İsterseniz de biraz sonra göstereceğim gibi daha şekilli olsun derseniz şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi öncelikle onu göstereceğim ama onu yapmak istemezseniz bu şekilde küçük bir düğüm de atabilirsiniz. Bant kullanarak masaya sabitledim. Siz de bir şekilde en kolay yöntem bant ama bir şekilde sabitlerseniz masaya güzel olur. Şimdi bu başlangıç kısmını yapmak için iki tane ipimi bu şekilde tutuyorum. Daha sonra diğerini alıp şöyle geçirip alttan bu şekilde çıkartıyorum ve düğüm atıyorum. Bu şekilde. Daha sonra yine aynı şekilde bunu bir süre bu şekilde düğüm atarak gideceğim. Yaklaşık şu kadar bir şu kadar alan oluşturana kadar bu şekilde sürekli düz bir şekilde iki taneyi tutup aynı bir taneyi böyle düğüm atarak ilerleyeceğim. Yaklaşık bu kadar düz bir şekilde ördüm düğüm atarak. Şimdi burayı bu şekilde tutacağız. Şöyle yapıyoruz. Bu ipin geçeceği şu kısmı oluşturduk şu an. Daha sonra bunu yine aynı şekilde sabitliyoruz. Sabitledikten sonra bu düz renkli bilekliklerimizi örmeye başlayabiliriz. Bu düz tek renkli bileklik modeli arkadaş bileklikleri arasında en kolay yapılan. Çünkü hep aynı model olarak gidiyor. Diğerleri biraz daha işte sağdan alıyorsun, soldan alıyorsun, karışık olanları var. Tabi hepsi öğrendikten sonra kolay ama işlerinde en kolay olanı bu. Şimdi nasıl örüldüğüne bakıyoruz. En baştaki ipimi alıyorum. Hepsini tek tek ayırdım. En baştakini alıyorum. Sonra ikinci var. Bunu tutup bu şekilde ikinciyi alıyorum. İkinciyi sabit tutuyorum. Birinciyi bu şekilde alttan geçirip sıkı bir düğüm atıyorum. Bu birinci düğümüm. Şimdi aynı hareketi tekrarlıyorum. Her ipte aynısını iki kere yapacağız. Şimdi bu şekilde aldım. Bu elimdeki birinci ip, bu alttaki ikinci ip. İkinci ipimi bırakıyorum kenara. Sonra üçüncüye geliyor. Şu şekilde ilerliyoruz. Birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü, birinci ile dördüncü, birinci ile beşinci. Sürekli olarak bu şekilde çapraz gideceğiz. Şimdi üçüncü ile aldım. Düğümlerimizi sıkı atıyoruz. Gevşek atmamamız gerekiyor. Bu şekilde. İlk sıra biraz zorlayacak sadece. O yüzden ilk sırayı güzel oluşturun. Gerisi zaten çok kolay gelecektir. Yine aynı şekilde. Burası tam birleştiği kısım. Buraya dikkat ediyoruz. İlk sırayı güzel oluşturursanız diğerlerine hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu şekilde yine aynı düğümlerimizi atmaya devam ediyoruz. Her seferinde ikişer tane düğüm atmayı unutmayın. Ne eksik ne fazla yoksa şeklinde bozukluklar meydana gelir. Bir ya da üç gibi az ya da çok düğüm atmayın. Şimdi şu an şöyle bir şey olmuş oldu. Bu bizim birinci ipimizdi. Şu an altıncı ipimiz oldu. En sona geldi. Bu sefer yine aynı şekilde buradan başlıyorum. Bunu alıyorum. Bu sefer önce bununla, sonra bununla, sonra bu, 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 sonra bunu en sona atıyorum ve bu şekilde sürekli çapraz olarak örmeye devam ediyorum. Birkaç sıra ördüm gördüğünüz gibi. Şu an iyice şeklini belli etmeye başladı. Bu şekilde böyle çapraz çapraz geliyor. Görüntüsel ne kadar kötü dursa da ördükçe sürekli şu şekilde bantlarsanız yapım aşamasında, düğüm atma aşamasında çok
çok daha rahat yapacaksınız. Evet, bileğimizin ölçüsüne kadar istediğimiz kadar örüyoruz. Şimdi bitirme kısmına geçelim. Toplam 6 tane ipimiz vardı. 3'e 3 ayırıyorum. Daha sonra normal bildiğimiz üçlü 3'e ayırıp örmeyi yapıyoruz. Ve bilekliğimiz hazır.